Memur Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın konuğumuz bizlerle birlikteler. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş e, son dönemde yayınlanmış en önemli açıklanmış en önemli rapor eğitim belki de bugün yaşadığımız sıkıntıların çözüm noktası. E, eksik kaldığımız noktaları elbette var. Programı ilerleyen dakikalarında soracağım ama öncelikle eğitime bakış 2016'yı genel hatlarıyla e, ortaya koyabilir misiniz Sayın Başkan lütfen? Hangi başlıklar var? Evet ee... Eğitime Bakış 2016 bu e, eğitim-öğretim yılının başında yayınladığımız e, bir rapor ve 2000'den sonraki süreci hı hı. E, ele alan e, bir çalışma ve 7 başlıkta e, oluşturduk. Eğitime erişim ve katılım, hı hı. E, eğitimin çıktıları, e, eğitim-öğretim ortamları, öğretmen ve e, öğrenci istikrarı, finansman, güncel politikalar olmak üzere 7 ana başlıkta Türkiye'nin 2000'den sonrası na ilişkin fotoğrafını çekmiş olduk. Hı hı. Dolayısıyla bu raporun oluşumunda e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, e, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün TÜİK'in, OECD'nin, PISA'nın başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın da e, yararlandığı bazı kaynakları da e, özellikle e, baz aldık. Eee ilişkin raporların yayınlandığı, rakamların e, farklı farklı havada uçuştuğu bir ortamda ee, sağlam bir kaynak evet. oluşturmuş olduk ve dolayısıyla eğitimin tabiri caizse e, fotoğrafını emarını çekmiş olduk. Efendim bu raporların ne kadar dikkate alındığını merak ediyorum. Ee, sivil toplum kuruluşları, sendikalar e, bu tür raporlar hazırlıyor. Ancak muhataplarına bu raporlar ulaşıyor mu? E, politika oluşturulurken bu raporlar dikkate alınıyor mu? Ee, rapor bütün milletvekillerine, siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün milletvekillerine şu an itibariyle gönderilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bürokrasisine, eğitim fakültelerine, dolayısıyla rektörlüklere, eğitim fakültesinin hocalarına özellikle, dolayısıyla yayın kuruluşlarına gönderildi. Eğitime ilişkin faaliyet gösteren derneklerin envanteri çıkarılıyor şu an. Onlara da aynı şekilde rapor ulaştırmış olacak. <laughs> Ve çeşitli bu anlamda rapor yayınlayan kuruluşlara da gönderilmiş olacak rapora ilişkin eleştirilere ve önerilere de açık olduğumuzu baştan ifade ediyorum bizim burada yapmak istediğimiz şey şu eğitimin mevcut halinin fotoğrafını çekerek bundan sonra eğitim nereye doğru yol almalı hangi konulara yatırım yapmalı iyileştirmeye açık alanlarımız neresi eğitimi bu noktadan ele almak yoksa eğitimde eğer mevcut durumun fotoğrafı çekilmezse Ondan sonra yapılabilecek adımlar stratejik adımlar tamam. olmayabilir ve sağlıklı bir gelişim söz konusu olmayabilir. Efendim, Önce kazanımlarımızdan başlayalım mı? Son 10 yıla baktığımız zaman eğitim alanında bunlar kazanım hanemize yazılabilir dediğimiz başlıklar var mı? Var. E eğitimde bir defa fiziki anlamda ciddi bir iyileşme söz konusu. E bunu göz ardı edemeyiz. Raporu... E Eksisiyle, artısıyla hı hı. E, tartışmak gerekir. Sendikalar olarak biz genelde e, eksi yönlerini hı hı. görürüz ve e, gelişmeye endeksli olarak eksi yönlerini gündeme getirerek oralarda adım atılmasını evet. isteriz. Bu e, doğal bir yaklaşımdır. Sendikaların bakış açısı dolayısıyla. Ama e, burada Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim etmek lazım. Hı hı. Dolayısıyla e, olayı bir defa e, artısıyla, eksisiyle görmek gerekiyor. Rapora baktığımız zaman bir defa Türkiye'de okullaşma oranında her kademede ciddi bir artış söz konusu hı hı. ve ilkokul çağında 6-9 yaş aralığında 98.81'lik bir orana ulaşmış. Ortaokulda 10-13 yaş arasını hı hı. kapsayan grupta ise 99.05. Bu ne hı hı. demektir? %100 oranında bir okullaşma hı hı. söz konusu. Mesleki eğitimde yine aynı şekilde çok ciddi bir ilerleme var. Mesleki eğitim konusu Türkiye'de en çok tartışılan konulardan birisi. Sebebi? Antidemokratik süreçlerde evet. özellikle din eğitimi ekseninde yapılan bazı mühendislikler hı hı. E, darbe sonrası katsayı uygulaması gibi yoğunlukla olarak Türkiye'nin gündemine oturan mesleki eğitimi baltalayan düzenek ortadan kaldırılmış ve mesleki eğitime ilişkin ilerleme ortaya çıkarılmıştır. Hı hı. 2002 yılında mesleki eğitimde oran %35 bu orana kadar gerilemiş durumdaydı. Başkan, Şu an %47'ye kadar %47. bu oran evet. Dolayısıyla OECD'yi baz alırsak, Hı -hı. burada OECD ortalaması yüzde 41. Hı -hı. Bu ne demektir? Türkiye OECD ortalamasının mesleki eğitimde üzerine çıkmış demektir. Efendim, e, sanayici de bu konuda şikayetçiydi. Herkes üniversite mezunu e, fakat ara personel, meslek sahibi ara personel e, bulmakta sıkıntı yaşıyoruz şeklinde şikayetleri vardı. E, bu yaranın kapatılmasında da bu mesleki eğitim bandının genişlemiş olması önemli sanırım. Öyle Çok önemli mi? çünkü... 28 Şubat'tan sonra kasayı uygulamasıyla beraber mesleki eğitimin baltalanmasıyla e, özellikle iş adamları bir miktar sonra sıkıntı hissedince evet. meslek sesi memleket meselesi diye Hı -hı. gazetelere boy boy e, ilanlar verdiler. Dolayısıyla e, burada e, her ülkede mesleki eğitim oranı artırılır. Hı -hı. Çünkü mesleki eğitimde siz sanayiye ara eleman yetiştirirsiniz, nitelikli eleman yetiştirirsiniz. Ama bu alanı yok ettiğiniz zaman e, genel liseye yönlendirirsiniz ve Genel liseden sonra eğer üniversite boyutu olmayacaksa o zaman mesleksiz bir kitleyi üretmiş olursunuz. Bu noktada yapılan tartışmalar artık geride kalmış diyebiliriz. Çünkü %47'lik bir oran var. Bundan sonra yapılacak tartışma mesleki eğitimin içeriğine ve niteliğine yönelik evet. olmalıdır diye düşünüyorum. Hı hı. Burada yine özel öğretim Kurumları oranında bir artış söz konusu. 90 yılında özel öğretim kurumlarının, özel okulların oranı %1,5. 2000'e geldiğimizde 2,1, 2015'e geldiğimizde 6,7 oranına kadar bir yükselme söz konusu. Bu da eğitimdeki payın bir kısmının özel öğretim kurumları tarafından yüklenildiğini gösteriyor. İller arası farklılıkları kenara koyarsak, hı hı. sınıf mevcutlarında da Türkiye çok ciddi bir ee, artış gerçekleştirmiş hı hı. durumda. OECD ortalamasını yakalamış gözüküyoruz. Bir iki ufak farklılığı dikkate almazsak. Mesela e, OECD ortalaması ilkokullarda sınıf mevcutları 21. Hı hı. E, ortaokullarda 24. Türkiye'de şu an ilkokullarda 23. Ortaokullarda 28. Bu e, önceden çok çok yüksekti. Bunun düşmesinde derslik sayısındaki artış e, önemli. Bu, bu oranı hı hı. düşüren ana faktör bu. 2000 3 yılında 339 bin derslik varken 2016'ya geldiğimizde 652 bin derslik var. Bu ciddi da Türkiye'de çok ciddi bir yeni derslik üretimi, okul yapımı söz konusu olmuş. Dolayısıyla bu da e, önemli bir nokta. Fakat Hı -hı. burada gözden kaçırılmaması gereken nokta şurası: bazı illerde sınıf mevcutları hala yüksek, Hı -hı. bazı illerde düşük. Ortalamayı aldığınız zaman e, bu, bu rakam çıkıyor. Dolayısıyla eğitimde de yatırım konusunda özellikle bazı lokal e, noktaların e, öncelenmesi gerekiyor. Burada böyle bir boyut var. Öğretmen istihdamı hı hı. E, derslik artışına oranla, öğrenci sayısındaki artışa oranla öğretmen istihdamında da Türkiye'de ciddi anlamda artış var. 2490 bin, bin öğretmen varken şu an 1 milyon sayısını bulmuş durumda. Dolayısıyla öğrenci başına yapılan harcamalarda da yine artış gözüküyor. Ancak son verilere göre o, OECD ülkeleri arasında henüz eee Beklenilen yerde değiliz. Bu anlamda düşüyoruz. Tüm kademeler için ortalama bir öğrenci için ne kadar harcama var diye ifade edecek olursak ortalama 2932 TL'lik bir yıllık harcama, harcama var. var. Ee, yine e, olumlu olan e, bir boyut şu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi diğer kurumların bütçesinin üzerine çıkmış durumda. Hı hı her yıl artış bu anlamda çok istikrarlı olarak gözüküyor. Konsolide bütçede en çok payın eğitime ayrıldığını ifade edebiliriz. 2002'de 7.6 konsolide bütçe içindeki payı. 2016'ya geldiğinde 13.4. Gayri safi yurt oranına göre OECD ortalamasına çok yaklaştığımızı görüyoruz. Dolayısıyla bu OECD ortalamasında %3.7 bizde 3.5. Dolayısıyla bu oran çok ciddi anlamda yakalanmış demektir. Hı hı. Peki yani ee, bütün iyi noktalar mı söz konusu? Hayır. Hocam, e, e, Efendim size e, eksiklerimiz neler diye soracağım ama öncelikle şu özel okulların meselesinin üzerinde evet. biraz duralım istiyorum. Devletin üzerindeki yükü azaltmak e, anlamında özel okulların teşvik edildiğine de şahit oluyoruz. Mesela bu e, velilere sağlanan özel okul teşviklerinin bu anlamda e, bir katkı yaptığını söyleyebilir miyiz? Yeterli midir bu teşvikler? Ee, bu tabi son bir e, iki yıl içerisinde çıkan e, Hı -hı. durum. Dolayısıyla bundan önce de eğitimde sistematik Hı -hı. bir şekilde e, özel öğretim kurumlarında Hı -hı. bir artış e, var. E, fakat bu son süreçteki teşvikin ben bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. E, özellikle dershane dönüşümünden evet. e, sonra e, özel öğretim kurumlarının sayısında bir artış söz konusu. Hı -hı. E, çünkü e, temel lise e, Hı -hı. yeni bu anlamda uygulamaya giren e, okul türünden birisi ve e, temel lise e, oranına baktığımız zaman dershanelerin kapatılmasıyla hı. beraber e, 1205 temel liseyi görüyoruz e, dershaneler kapatıldıktan sonra. Dershanelerin kapatılma süreci e, eğitim öğretime o dönemde bahsedildiği kadar büyük ket vurdu mu hiçbir etkisi oldu mu Sayın Yalçın? Şöyle e, dershaneler olmazsa olmaz anlamında herkeste bir e, sabit vardı. bir fikir vardı ve dershanesiz bu iş olmaz diye. Hı hı. E, dershanesiz olabileceği ortaya çıktı fakat e, dershanelerin de bu anlamda bir boyut değiştirdiği, kurs merkezlerine döndüğü, evet. belli dersler üzerinden e, sınırlandırılarak ders verdiği bir zeminde hı hı. yeniden türemiş oldu. Bu e, ortadan kaldırılabilir mi? Evet kaldırılabilir. Yeter ki üzerine nitelikli çalışma yapılsın. Hı hı. E, lise son sınıf e, kısımlarının bu, bu anlamda okullarda e, kurs merkezi şeklinde öğrencilerin bu ihtiyacını karşılayacağı şekilde yapılandırılması bu anlamda bir çözüm olabilir. Ya da hı hı. E, şu an TEOK sistemine geçti ve Milli Eğitim e, Bakanlığı TEOK'ta e, öğrencileri çeşitli aralıklarla sınav yaparak ortalamasını alarak hı hı. E, bir başarı e, grafiğini çocuğun ortaya çıkarmaya ve bunun üzerinde de kariyer planlamasına hı hı. E, yol oluşturmaya çalışıyor. Bu e, sistematik kademeler arası geçişte ve üniversiteye geçişte aynı şekilde birbiriyle bütünleyici şekilde kurgulanırsa bu tartışmaların e, önemli bir kısmını aşmış oluruz. Türkiye'nin önümüzdeki tartışmalarından birisi yüksek öğretime geçiş sistemi olacaktır. Evet. Efendim eksikliklerimize geçelim mi? raporda önemli bir kısmı da aslında yapılması gerekenler ve eksikliklerimiz oluşturuyor. E, bunları hangi başlıklar altında ifade ettiğiniz raporda? Burada lise çağında bir defa her 100 öğrenciden 15'i eğitimin dışında hı hı. bu e, rakam e, üzerinde çalışılması gereken, mercek tutulması gereken bir rakam. Ee, devam oranında biz o OECD ortalamasına henüz lise boyutuyla e, ulaşmamış durumdayız. Yani liseye devamda mı sıkıntımız Tabii. var? Liseye lazım. devamda sorun var. Hı hı. Ee, her 100 öğrenciden 15'i eğitimin dışında. Bunda e, liselerin 4 yıla çıkarılmış olmasının hı. bir payı olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Ee, yine temel lise konusu 1205 temel lise dershane sisteminden sonra e, hayata giren e, lise türü ve burada 5'te 3'ü, öğrencilerin 5'te 3'ü 12. sınıf öğrencisi. Bu da hı hı. dershane ihtiyacının temel lise üzerinden karşılandığı bir zeminin üretildiğini gösteriyor ki öğrenciler son sınıfta özellikle temel liseye kayıyor. Bu konuda yeniden çalışılması gerekiyor. Bu 5'te 3'lük kısım normalde hı hı. E, temel liselerde sınıflar arası e, öğrenci oranında %40'ı geçemez deniliyor. Yani bir sınıftaki öğrenci oranı okulun genelindeki öğrenci oranına e, kıyaslandığında %40'ı geçemez ama burada 5'te 3'lük bir Oran var. Bu ciddi bir e, sorun. Buna özellikle eğilmek gerekiyor. E, 60 bin dersliğe ihtiyaç var hala. Hı hı. Burada e, özellikle baştan ifade etmiştim. Bazı illerde, Türkiye'nin bazı e, noktalarında sınıf ortalamaları e, yüksek, bazı noktalarda çok düşük. Hı hı. Bu anlamda OECD ortalamasının Türkiye genelinde yakalanması için 60 bin yeni dersliğe ihtiyaç var. Bunun için de Türkiye'de yeni bir hamleye Hı -hı. ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ee, özellikle 2004, 2005, 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitime yüz destek kapsamında açıkladığı bir kampanya vardı ve bu süreçte en fazla derslik üretiminin yapıldığını görüyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, ve hükümetin e, yeni bir hamleyle bu anlamda özel sektörü sistemin içerisine çekecek şekilde bir e, Hı -hı. kampanyanın tetiklenmesine Hı -hı. ihtiyacı olduğunu görüyoruz. İkili eğitim uygulaması hala devam ediyor eğitimde. E, bu ikili eğitim uygulamasının bir defa 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminde tamamen devre dışı bırakılması gerekiyor. Çünkü 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin ana ruhu müstakil okullarda hı. kendi akren gruplarıyla, yaş gruplarıyla eğitimin yapılmasıdır. İstanbul'da %50 oranında ikili eğitim var. Hı hı. Gaziantep'te %65 bu oran. Bu e, ciddi bir rakam. Dolayısıyla bunun aşağıya çekilmesi ve gerekirse sıfırlanması gerekiyor. Efendim, buraya parantez açabilir miyim? Ee, mesela Suriyeli misafirlerimiz var ülkemizde ve gerçekten burada doğup büyümüş, okul çağına gelmiş çocuklar da e, Türkiye eğitim sistemi üzerinde ekstra bir e, baskı oluşturuyor mu? Bu rakamlarda, o çocuklarda mesela Gaziantep önemli merkezlerden bir tanesi o ikili eğitim yapılması, e, bu bize ekstra bir yük getiriyor mu? Kesinlikle, e, çünkü. Türkiye'de 3 milyon nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye 3 milyon Suriyeli kardeşini misafir ederken bunların özellikle okul çağındaki çocuklarına ilişkin de devlet olarak bir sorumluluk duygusuyla hizmet üretmeye çalışıyor Türkiye. Dolayısıyla burada gelen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesindeki okullarda ikili eğitim formülüyle, Okul okula almıyorlar ve eğitimleri bu zeminde yürüyor. Yine öğretmen boyutuyla dikkate aldığımız zaman, Suriye'den gelen eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığının belli elemelerinden geçtikten sonra okullarda görevlendiriliyor. Hı hı. Dolayısıyla e, Gaziantep ölçeğinde özellikle böyle bir etkinin olduğunu hı hı. E, özellikle belirtmemiz lazım. E, açık öğretime e, bir kayış söz konusu evet, öğrencilerde. Bu raporda benim de dikkatimi çekti. Evet. Neden açık öğretimi bu kadar? ...ilgi çeker hale geldi? Şundan... E, ...özellikle lisenin 4 yıla çıkmış olması... ...kademenin 4 yıla çıkmış olması dolayısıyla... E, ...açık öğretimde... E, ...kademeli bir şekilde... ...öğrencilerin arttığını e, görüyoruz. E, burada... ...açık öğretimde 2000'de 400 bin öğrenci varken... 2005'e ...2015'e geldiğimizde... ...1 milyon 536 bin öğrenci var açık öğretimde. Bu e, ciddi bir e, oran. Dolayısıyla... Burada devamsızlık ve sınıf tekrarı konusu yine tetikleyici hı hı. noktalardan birisi. En fazla sınıf tekrarının dokuzlarda olduğunu görüyoruz ve iki defa sınıf tekrarı yapanlar açık liseye Doğru. kayıyor ve açık lise burada bir depo kurum niteliğini almış durumda. Devamsızlık oranları konusunda da özellikle üzerinde çalışılması gereken hı hı. bir boyut var. Lisede 5 öğrenciden biri bir defa kronik devamsız Liseleri okula evet. götürmekte sıkıntı evet, yaşıyoruz. Liselerde özellikle sorun yaşanıyor. Burada öğrencilerde 21 günlük devamsızlık sınırını hı hı. E, liselerde özellikle son sınıf öğrencilerinin neredeyse tamamına yakınının Doğru. ihlal ettiğini görüyoruz. Bu da üniversite baskısından hı hı. E, kaynaklı bir durum. Bu e, üzerinde özellikle çalışılması gereken bir konu orta öğretme sınıf tekrarında 2010'da 4.3'tü sınıf tekrarı oranı. Hı hı. Ama şu an 5.7'ye yükselmiş, yükselmiş durumda. 2014 rakamını baz alırsak. Burada da sınıf tekrarı konusunda da en fazla meslek liselerinde bu oran yükseliyor. Bunu da dikkate almak durumundayız. Orta öğretimde mezuniyet oranlarının yükseltilmesi gerekiyor. 2008'de %53'üz, yüzde %80, OECD ortalaması %85. Az önce de ifade etmiştim. Her 100 öğrenciden 15 eğitimin dışında diye özellikle belirtmiştim. Burada OECD ortalaması %85, bizde bu oran %80. Dolayısıyla bunun da yükseltilmesi gerekiyor. Yüksek öğretime geçişte fırsat eşitsizliği var. Bunu söylemiştiniz, yüksek öğretime geçişin yeniden düzenlenmesi gerekecek önümüzdeki dönemde diye. Sizin bir teklifiniz var mı bu konuya? Inişkin? Burada şöyle, e, lise türleri arasında dikkat ettiğimiz zaman, hı hı. 2015 e, yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, ki bu okullar kapatıldı son mezunlarını e, veriyorlar. Özel e, lise, fen lisesi, Anadolu Lisesi gibi e, hı hı. özellikle akademik e, anlamda eğitim veren kurumlarda üniversiteye giriş çok fazla. Meslek liselerinde bu oran e, tamamen neredeyse dibe vuracak e, türden. O yüzden burada e, bir şekilde liseden üniversiteye geçiş sistematik üzerinde çalışarak bu oranın dengelenmesine en azından belli oranda meslek hisselerinde bu oranın yükseltilmesine ihtiyaç var. Onun için eğitimin bütün boyutuyla ele alan bu rapor hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem Yüksek Öğretim Kurumu'na hem politika yapıcılara ve siyasetçilere bu anlamda ciddi noktada rehberlik edecek ve eğitime ilişkin gelecek stratejisini üretme noktasında e, kaynak teşkil edecek diye düşünüyoruz. Efendim biraz da öğretmenler e, safından bakalım e, rapora. Ben öncelikle güncel gelişmelerle de bağlantılı olarak 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimine sahne olduk ve sonrasında yapılan soruşturmalarla e, pek çok memurun, öğretmenler de dahil olmak üzere açığa, açığa alındığını biliyoruz. Bu açığa almalar eğitim sistemine nasıl yansıdı? eğitim her zamanki rutinlikte başlamadı. Bu kez ister istemez bu açığa almalar, meslekten ihraçlar eğitimi etkiledi. Bu konuda etkilemedi dersek bir hakikati örtmüş oluruz. Ama bir şeyin de farkında olmamız lazım. Türkiye 15 Temmuz'da darbe görünümlü bir işgal hareketiyle karşı karşıya kaldı hı hı. ve bu Türkiye'ye yapılmış bir küresel operasyondu. VETÖ üzerinden bu gerçekleştirildi. Türkiye özellikle politika değiştirdikten sonra kendi iç tartışmalarından arınıp özellikle mazlum mağdur coğrafyaların sorunlarını da dünya gündemine taşımaya başladıktan sonra dünya beşten büyüktür diyerek egemen devletlerin özellikle e, mazlum coğrafyalara e, ilişkin planlarına, projelerine itiraz ettikten sonra, sesini yükselttikten sonra e, bu noktada Türkiye'de toplumsal kargaşa oluşturma, bazı darbe girişimleriyle Türkiye'de bir hükümet değişikliğini zorlama noktasında çeşitli adımlar atıldı evet. ve bunların tamamı başarısız oldu. Hı hı. Ve en sonunda 15 Temmuz'da FETÖ üzerinden 17-25 Aralık'taki yaptıkları girişimin devamı olan bu kez askeri nitelikteki mensuplarını kullanarak Türkiye'de bir darbe görünümlü işgal hareketi başlatıldı ama Türkiye'de halk destansı bir duruş göstererek dünyada bütün milletin hayranlıkla izlediği evet. halkın bir direnişiyle bu çökertildi ve bastırıldı. Dolayısıyla hı hı. E, burada bir şeyi gözden kaçırmamak gerekiyor. E, FETÖ bunu halk desteğiyle sağlamadı. Halk desteğiyle sağlamış olsaydı bir siyasal zemin üzerinden yürüdü olay. Ama buradaki hikaye e, kamu bürokrasisi içerisinde yerleşmiş, kamu netliği noktalarından 40 yıldır e, yerleşmiş olan bir çete. yapı, çete üzerinden Türkiye'ye bir operasyon çekildi. Dolayısıyla bu e, Noktada Kamu görevi içerisinde burayla ilintili, irtibatlı, buraya lojistik destek sağlayan, psikolojik destek sağlayan propagandasını yapan kişilerin ayıklanması konusunda devlet bir kararlılık gösterdi ve hızlı şekilde ikinci hamlelerin gelmemesi, devlette bir zafiyetin oluşmaması için açığa almalar ve peşinden de ihraçlar evet. söz konusu oldu. Burada da en fazla Milli Eğitim Bakanlığı bu konudan etkilendi. Sebebi şu. Kamuda çalışan 3 milyon 200 bin çalışan var. Hı hı. 3 milyon 200 bin çalışanın içerisinde üçte birlik oran milli eğitim, eğitim öğretim hizmet konunda. Dolayısıyla zaten e, havuz geniş. Zaten havuz geniş. En fazla buradan olması zaten beklenen e, bir şey. Bir de e, bu yapı e, özellikle öğretmen kitlesi üzerinden eğitime özellikle yatırım yaparak dünyanın birçok ülkesinde de eğitim üzerinden yapılanarak ülkelere ilişkin bir casusluk ağı gibi dünyanın en büyük casusluk örgütünü kurmuş durumda. Dolayısıyla ee, burada e, öğretmenlerin söz konusu olması do dolayısıyla beklenen bir şey Hı -hı. E, 28 bin öğretmen kamudan bu noktada ihraç edilmiş oldu Hı -hı. Ve buna ilişkin itiraz masaları kurularak valiliklerde kriz e, masaları üzerinden kişiler itirazlarını yineliyorlar e, Ve bunun üzerinden tekrar bir değerlendirme yapılacak anlaşılan Açıkta bekleyen öğretmenler var e, 11 bin 300 açıkta bekleyen var Yine PKK kapsamında, yine başka bir terör örgütü kapsamında da hı hı. E, yine öğretmenler 10 binin üzerinde açıkta bekliyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede bunlara ilişkin e, hızlı bir inceleme sürecinin yapılmasını özellikle hı hı. ifade ettik. Çünkü eğitimin bundan olumsuz etkilenmemesini ifade ettik. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da, e, Bakanlığı da e, bu konuda... Hızlı davranacağını düşünüyorum çünkü eğitim öğretim bundan olumsuz etkilememek. Efendim düşman bir, e, hain bir değil. Türkiye pek çok e, cephede savaşıyor deyim yerindeyse. PKK terörü bir yandan, e, DAEŞ terörü bir yandan, FETÖ bir yandan... Güneydoğu'da Kahramanca öğretmenlik vazifesini devam ettiren hayatlarını ortaya koyarak bu işi yapan öğretmenler var. Mesela Güneydoğu'da görev yapan öğretmenlerin maaşlarının düzenlenmesi, artırılması şeklinde bir çalışma olabilir mi? Raporumuzda bu konuda özellikle yer alıyor çünkü Türkiye'de öğretmen dağılımı konusunda da bir ee, oransızlık söz konusu. Özellikle batıda 40 bin öğretmen norm fazlası durumda. Şu anda da norm fazlası öğretmenlerin sistem içerisinde ihtiyaca e, binaen uygun olan yerlere yerleştirilmesi için Hı -hı. bir çalışma yürüyor. Hı -hı. Dolayısıyla e, öğretmen sirkülasyonuna baktığımızda atama yer değiştirme dönemlerinde özellikle doğu Güneydoğu'dan batıya doğru bir akış söz konusu. Bunun nedeni şu istihdamında güçlük çekilen yerler buralar. E, Türkiye'de öğretmenlerin bulundukları okulda ortalama hizmet süresine baktığınızda 11.5 e, yıllık bir süre var burada İzmir'i baz aldığınızda 15.5 e, Şırnağ'ı baz aldığında 1.8 bu ne demektir öğretmen sirkülasyonu Batıya doğru kayıyor hı hı. bunun nedeni şu buralarda özellikle özendirmeye ihtiyaç var hı hı. mali açıdan buralarda görev yapan öğretmen kitlesinin mutlaka mı mutlaka desteklenmesine ihtiyaç var. Onun için biz hem toplu sözleşmelerde e, bu konuyu masaya e, getirmeye ısrarla devam ediyoruz. Hı hı. Hem eee toplantılarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde devamlı tutmaya çalışıyoruz ve her türlü yaptığımız diplomatik görüşmelerde de bu konuyu özellikle önceliyoruz. Çünkü orada öğretmen kitlesinin tutulmasının yolu sözleşmeli öğretmenlikten değil, öğretmenliğin orada mali açıdan özendirilmesinden geçiyor. Çünkü diğer kamu görevlerinde bu var. Bu noktanın altını çizerek bitirelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de eğitim, öğretim ve tepeden detaylı bir bakış sahibi olmak isteyen herkesin Eğitime Bakış 2016 raporunu mutlaka edinip okunması tavsiyesinde bulunalım. Ve size çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Sağolun. Devam ediyoruz değerli izleyiciler.